Evet, Yemin dizisinin başarılı oyuncularından, başrol oyuncularından biriyle birlikteyiz. Gökberk Demirci ile birlikteyiz. Evet, Emir nasıl bir karakter? Öncelikle oradan başlayalım. Çünkü gerçekten izleyicilerimizin en merak ettiği karakterlerden biri olacak. Öncelikle hoş geldiniz setimize, ayaklarınıza sağlık. Emir'i çok sevdim ben. Umuyorum ki herkes çok sevecektir. Özünde harika bir insan. Vicdanlı, iyi niyetli, kesinlikle art niyet barındırmayan, hiçbir olumsuz düşünceye sahip olmayan güzel bir insan. Fakat izleyicilerimiz de başladıktan sonra görecektir. Aslında herkesten birer parça barındırıyor. Hepimiz, bütün karakterlerimiz. Şöyle bir durum söz konusu. Yani maalesef bazı insanlar bazı şeyleri birilerinin zorlamasıyla yapabiliyorlar. Başarılarını olsun, işte kayıplarını vesaire vesaire. Arada sıkışmışlık var. Yani evet, kendi doğruları var, hepimizin olduğu gibi. Ama bir başkasının doğruları yolundan gitmesi gerekiyor. Nereye kadar? Hani ben daha sizler için ne yapabilirim? Hani birazcık da kendim için yaşamam gerekiyor. İşte bu iç savaş, kendi içinde vermiş olduğu savaşın artık dışarıya yansımaları söz konusu. Aslında kötü biri değil ama özgürlüğüne düşkün ve artık kendi hayatını yaşamak isteyen bir Emir, değil mi? Yani tabii o kısım da biraz göreceli. Özgürlüğüne düşkün, evet. Ama hiç olmazsa kendisiyle ilgili radikal kararları kendisi vermesi gerekiyor. Yani kendisinin vermesini istiyor. Doğrusuyla yanlışıyla bu kararı ben aldım. Tamamen tüm sorumluluk bana ait gibi bir durum. Peki Emir aşka inanmayan biri mi? Aslında şöyle, aşkı daha önce yaşamamış. Hani o an ne yapacağını zaten bilemiyor. Fakat aşk da hani kendiliğinden gelişen bir şey ve bunu gerçekten her zaman anlatıldığı gibi veya çevresindeki örneklerde gördüğü gibi öyle bir aşka sahip olmak istiyor. Hani birilerinin zorlamasıyla değil de zaten o aşk olmuyor. Yani evet, bir birliktelik söz konusu. İçten içe yaşadığı ilkler var. Yani bakalım, umarım aşka dönüşür. Evet, biraz da sürprizli olduğu için Sürprizli. çok fazla bahsetmemiz doğru olmaz şimdi burada. Peki biraz daha Gökberk Demirci'yi tanıyalım. Gökberk ve Emir arasındaki farklılıklar ve benzerlikler neler? Bir kere Emir karakteri gerçekten benim bu zamana kadar üzerinde bu denli hassas olduğum ilk ve tek karakter diyebilirim. Birincisi, bazı konularda çok hassas bir yapıya sahibim. Art niyet kesinlikle benim için en şey noktadır. Yani art niyet sezdiğim zaman benim için olay bitiyor, karşımdaki kim olursa olsun. Emir'le ilk beni yakınlaştıran durum da bu iyicil olması. Yani evet, siyahtaki beyaz nokta değil belki ama yani art niyetsiz, önce yapıcı olup sonra hani üç kere düşünüp bir kere hareket eden bir karakter. Kendinden gayet emin, daha bir çözüm odaklı, yıkıcı değil yapıcı. Yani böyle bir karaktere, yapıya sahip olması özellikle benim işimi bir tık daha kolaylaştırıyor. Çünkü söylenildiği üzere kendi yakın çevrem tarafından bu konularda çok benzer yanlara sahibiz. Zorlandığım tek yer, ya aslında zorlandığım demeyeyim, içime sinmeyen de değil ama böyle tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çok dikkatli. Yani aşırı dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü aile bireylerini öyle bir sıralamış ki etrafını. Şimdi normal şartlarda ben öyle değildim. Yani annem babam harici benim için herkes hani eşittir. Saygı çerçevesi içerisinde. Emir'de ekstradan şöyle bir durum var. Hani evet, sen benim için çok değerlisin ama yerini bilmek zorundasın. Hani verdiğim değer bizim aramızda herhangi bir laubalilik barındırmaması gerekiyor. Bıçak sırtı bir çizgi. Bazen işte orada çok fazla dikkatli olmak gerekiyor. Peki oyunculuk kariyerinize nasıl başladınız? Biraz oyunculuk geçmişinizden bahsedelim. Şöyle, çok klişe bir başlangıç oldu. Ben, hayatım spordan ibaretti. Karmaring sporları yapıyordum. Çok güzel dereceler elde ediyordum ve kendimi gerçekten çok iyi bir şekilde yetiştiriyordum, geliştiriyordum. Şans eseri başladı işte bir takım ziyaretler dahilinde gelen teklifler üzerine. Tabii ben şaka yapıldığını zannettiğim için hiçbirini kayle almıyordum ve sıcak bakmıyordum. Meğerse şaka zannettiğim ne varsa hepsi gerçekmiş. Böyle bir başlangıç yakaladım. Yanılmıyorsam 2012 yılının başlarında. Sonrası gerçekten her
herkesin dediği gibi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelişti yani. Mesleğinizi çok seviyorsunuz. Çok, gerçekten çok seviyorum. Bizimkisi tamamen gönül işi. Yani ait olmak, ait hissetmek, aidiyet barındırması gerekiyor kişi veya kişiler içinde. Özellikle burası için gerçekten ezbere konuşmuyorum. Tüm samimiyetimle paylaşıyorum düşüncelerimi. Harika bir ekip. İnanılmaz. Herkes birbirinden iyi. Yani abi gibiler, arkadaşlar, ablalar, kardeşler, sıradan bir set ortamına sahip değiliz. Yani hakikaten biz bir aileyiz lafı var ya, tamamen cuk oturan bir laf yani bizim ekibimiz için özellikle. Tamam, birçok kişi için geçerlidir ama burası bambaşka bir içgüdüye sahip ya. Herkes birbirinin iyiliğini istiyor. Herkes birbiri için neyin daha iyi olabilir bunun savaşı içerisinde. Evet, çok yoğun çalışıyoruz. Gerçekten fazla yoğun. Fakat seve seve geliyoruz. Ayaklarımız getiriyor yani bizi buraya. Başından sonuna kadar. Ya umarım böyle devam edecektir. Çünkü karakterlerle alakalı bir durum. İyi hissediyoruz hepimiz. Tabii bu sevgili izleyicilerimizde de yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Peki izleyicilerimiz özellikle şunu çok merak edecekler. Emir'in aşk hayatını izleyecekler. Evet. Peki Gökberk'in aşk hayatı nasıl? Aşka inancı nasıl? Bu konudan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Aslında Emir'i izlediklerinde Gökberk'i de tanıyacaklar. Yani sorunuza cevaben. Benzer yanlarımızdan birisi de bu olduğunu düşünüyorum şimdilik. Evet. Aşkın varlığına, güzelliğine, bir insan hayatındaki önemine inanan bir insanım. Dürüst olmak gerekirse tam olarak ne yaşattığını ve ne yaşattırdığını bilmiyorum. Ben de muhtemelen yaşamamışımdır. Yani anlatılanla yaşadıklarımı kıyaslayınca hiç birbiriyle alakası olmayan şeyler. İnancım tam. Ama onun da ben hakikaten yani Emir'den biraz farklı olarak kesinlikle hiçbir kısıta, hiçbir mesafeye, uzaklaştırmaya aldırış etmeyeceğini düşünüyorum. Yani nasıl bir karaktere sahip olursak olalım. Planlı, programlı değil. Kendiliğinden gelişiyor. Bir bakmışsın olmuş ve yaşıyorsun. Olması için herhangi bir çaba sarf etmiyorsun. Kendiliğinden gelişen her şey benim için harikadır ya. Sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz. Biz de sizler gibi daha başlamadan böyle bir ilgi ve alaka karşısında gerçekten son derece memnunuz. Aynı şekilde yani heyecanımızı paylaşıyorsunuz bir nevi. Bu bizi çok daha fazla motive ediyor ve mutlu ediyor. Yani sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizler bizim bir parçamızsınız. Her zaman olmanız dileğiyle.